Deneyimli oyuncu Erkan Veysel ile beraberiz. Öncelikle hayırlı olsun. Hem yorucu bir sezonu geride bıraktınız hem de başarılı diyebileceğimiz bir Beşiktaş serüvenine devam edeceksin. Öncelikle geride kalan sezonu bir sorayım abi. Nasıl geçti? Beşiktaş olarak bu seviyeye geleceğinizi sezon başına tahmin ediyor muydunuz? Yani açıkçası Ufuk abinin olduğu her takım belli bir hedefin üstünde oynayan takımlar olduğunu düşünüyorum. Bunu ikinci senesinde Ufuk abiyle geçirdiğim seneden tecrübeyle söylüyorum. Yani bence iyi bir sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Belki Şampiyonlar Ligi'nde kendi evimizde belki erken elenmemiz bir üzücü bir şey oldu ama sonunda bence taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alıp finale çıktığımızı düşünüyorum ki finalde de bence çok mücadeleci ve belki 4 maçın 3'ünü kazanabilecek seviyeye getirdik ama belki de bir yani uzun yıllar beraber oynayan bir takıma karşı yaptığımız basit hatalardan maçları kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani özetle sezonun geneline baktığımızda bence iyi bir sezon geçti. İki tane sezona dair soru soracağım. Birincisi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde az önce bahsettiğiniz gibi Pınar Karşıyaka'ya Akatlar'da 18 sayı önde olup da verilen bir maç vardı. İkincisi de ligdeki final serisinde o taraftarın olay çıkarması ve salonun boşaltılması, ardından gelen seyircisiz maç, dağılan konsantrasyon. Bu iki maçı soracağım. Yani oralarda kırılmalar nasıl oldu? Yani açıkçası bizim için gerçekten çok büyük yani üzüntü yarattı Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka elenmemiz. Gerçekten son çeyreğe 18 sayı önde girip 6 sayılık bir galibiyetin yeteceği bir durumda bir anda kontak kapattık. Gerçekten bazen böyle aksilikler yaşanabiliyor. Karşı takımın da çok büyük efor koyduğunu söylemek gerekir. Yani neticede üzüntülü bir döneme geçirdik orada. Sonrasında tekrar toparlanıp finale kadar çıkmayı başardık. Dediğiniz gibi iyi oynadığımız bir üçüncü maç vardı. Fakat yani kimsenin istemediği bir olaylardan dolayı motivasyonumuz düşmüş olabilir ama neticede bunlar da bahane değil. Yani bunlar sporun içinde olan şeyler bazen. Hoş olmasa da bile. Ama bence orada taraftarın etkisi değil de biraz daha Fenerbahçe'nin buraları daha iyi oynama, daha deneyimli olması bence onlara artı sağladığını düşünüyorum. Peki yeni sezonda da yine Beşiktaş'ta devam edeceksiniz. Yeni sezon için hem takımda önemli isimler kaldı. Bir Stimaç ve rol ayrılığı var ama onların da yerine John Dibler geldi. Daha uzun transferi bekleniyor. Yeni sezon için neler söylemek istersin? Yani açıkçası belli bir seviyeye getirdik. Normalde baktığınız zaman son iki sezonunda playoff'a giremeyen bir takımı final oynatan duruma getirdik. Taraftarımız da çok mutlu bu durumdan. Tabii ki ama bu bizim için artık yetmez diye düşünüyorum. Artık bir kupayla bu sezonu taçlandırmak istiyoruz. Peki Eurobasket'e dönersek, milli takımın en deneyimli oyuncusu olarak şu an seni görüyoruz. Peki deneyimin takıma bir etkisi olacak mı? Yani mutlaka olacaktır da nasıl bir etki bırakmak istiyorsun genç oyuncularda? Hem de gruptaki şansımızı değerlendirebilir miyiz? Ya bence ikinci sorunuzdan başlamak istiyorum. Yani deneyim, yani kendi seyircimizin önünde bence her zaman bir artı basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Ki burada yaşanan iki tane gümüş madalya var. Belki bu sefer bu güzel salonda daha iyilerini yapabilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum. Grup evet biraz belki zor gibi gözükebilir ama ben bu takımın o gruptan da daha üstlerde de çok başarılı olabilecek takım olduğunu düşünüyorum. Kendime gelince de yani burada takımın içinde olup olmadığım henüz net değil ama elimden gelenin her şeyi ortaya koymaya çalışacağım. Yani bu deneyim inşallah yararlı olur. Olmazsa da kadroya da giremezsem de en azından bu kadroya girmenin, aday kadro bulunmanın mutluluğunu yaşayacağım.